Sevgili seyirciler, Seyri Ramazan'da sizler için dolaşmaya devam ediyoruz. Hepimizi, bizleri yani sizleri yakından ne ilgilendiriyorsa, ne önemliyse, sizin ilginizi ne çekecekse biz de oraya gidip konuk oluyoruz ve sizler için soruyoruz. Evet, malum Ramazan'dan sonra bayram var. İnsanlar bayramda ne yapar? Geleneklerimiz gereği kendisine yeni yeni elbiseler, hani tabiri caizse derler ya, ciciler alır. Tabii bunu da yapmak için iyi markaları bilmek lazım. Kaliteli ürünlerden haberdar olmak lazım. Tam da bu konuyla alakalı bugün yine Babbo Milano'ya konuk olduk. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılda, ondan öncesinde de bu markayı sizlerle buluşturmuştuk ve ürünlerini tanıtmaya çalışmıştık. Evet, bugün yine buradayız ve yanımızda Sayın İrfan Rençber var. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk. Memnun oldum. Tekrar buraya ziyaret geldiğim için teşekkür Eyvallah. Ederim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Bize kapılarınızı açtığınız için eksik olmayın. Abi, bizler sizi tanıyoruz. Biraz da seyircimiz tanısın. İrfan Rençber kimdir? 1977'den itibaren ilk kurulan bir müessesedir. O günde bugüne kadar kendi imkanların dahilinden bu hizmeti genele sunuyor. Eyvallah. Çok güzel. Sizi tanıyalım biraz. Ben Türkiye'de yeğenim. Hoş geldiniz. Türkiye, İstanbul'dan geldim. Hoş gelmişsiniz. Evet. Bugün burada tesadüfen karşılaştık. Hemen soralım. Nasıldı İstanbul? İstanbul mükemmel. Her zamanki hali. Evet. Burayı nasıl buluyorsunuz? Yani burası güzel, zevkli ama tabii. Alışkınsınız buraya herhalde. Evet. Eyvallah. Sık gelip gidiyorsunuz. Yine konuşacağız. Kesinlikle. Abi, hemen ben şeye gelmek istiyorum. Geçen seneden bu seneye neler değişti sizde? Ürünlerde ne gibi gelişmeler, değişimler oldu? Biraz bilgi verelim. Şimdi çok değişik yenilikler yaptık. Şu anda burada ön çalışmayı kendi bünyemizde burada gerçekleştiriyoruz. Arkada showroomumuzun model hanesi var. Bütün tasarım burada hazırlıyoruz. Tasarımlar burada siz Hepsini hazırlıyorsunuz. kendimiz hazırlıyoruz. Ondan sonra üretime götürüyoruz. Üretime anlaştığınız yerler var, kendi yeriniz var tabii, bildiğim tabii, kadarıyla. Tabii, aynı öyle. Eyvallah. Şimdi diyelim ki kalite bizde birinci sırada demektir. Biz kalite önemsiyoruz. Kalite bizim gerçeğimizdir. Biz eğer kaliteli olmayan bir ürünü asla tüketici sunmayız. Tasarımları yaparken neye dikkat ediyorsun abi? Şimdi benim hayal gücüm, insanların yaşamına göre hareket ederim. İnsanların işte diyelim ki toplumlara arasına girdiğim zaman dikkatli bakıyorum. Giyim kuşaklarına bakıyorum. İnsanlar neyi tüketiyor, neyi benimsiyor. Çok çeşitli teferruata bakarım. Ondan sonra onu kendi hayal gücümle geliştirip üzerine çalışmalar yaparım. Değişik bir tarz çıkarırım. Yani gözlemlemeye dayanıyorlar. Tabii, tarzım hiç kimseye benzemez. Ayrı bir tarzdır. Eyvallah. Hatta birçok ünlü firmanın üzerinde bir tarzdır. Doğrudur. Benim kendi mesleğim olduğu için ben bu mesleği uzun zaman beri yapıyorum. Tabii ki ben kumaş özelliklerini çok önemserim. Kumaşın önemli olan şeye dikkat ederim. Güzel kumaşları tüketime sunarım. Eğer tüketici memnunsa demek ki ben daha çok memnunum. Eyvallah. Aslında başta sormam gereken bir soru şimdi aklıma geldi. Yani en başta sormam gerekirdi. Bu işin erbabı olarak siz yıllarınızı vermişsiniz. Çok böyle basit bir sözcük. Giyim nedir dersek insanlara ne anlatmak gerekir? Şimdi giyim şundur. İnsanın ön plana çıkaran bir yaşamdır. Giyim çok önemlidir. Bizler insanız. Güzel giyindikçe toplumların arasından yerimizi almış oluruz. Giyim benim için çok önemli bir hayaldır. Bizler çeşitli değişik şeyler giyebiliriz. Önemli olan kendimize yakışan şeyler de toplumun içerisinde rahat sunabilirim. Yani benim için giyimin önemi çok teferruatlı, geniş yelpazesi vardır. Ben bir insanı giydirirken kendim mutlu olurum. Çok önemli. Kendim keyif alırım. Çok önemli. Samimi söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir ürünü eğer siz kendi beğenmiyorsanız zaten tüketici beğenmesi mümkün değildir. Aynen öyle. Yani ben dedim ya, işte ana temel işte diyelim ki hamurun kendi mayalama biçiminden sonuna kadar takipçisiyim. Ben kendim Yani üretimden tüketime tabii şimdi kadar. kendim yapıyorum. Diyelim işte kuma seçimi, tikim seçimi işte diyelim ki örneğin bunu samimi olarak bir kelime söyleyeyim. 5 milim yanlış olsa ürünü ben tüketiciye sunmuyorum. Helal olsun. Şimdi asla. Zaten kendim almıyorum. Bunu üretim esasındaki kendi işin takipçisi olarak Eyvallah. Banta girerim, bakarım. Çimaya dikkat ederim, kazıya dikkat ederim, içindeki tıkıltılara dikkat ederim, vatkasına dikkat ederim, hepsine dikkat ederim, cep hastalığına dikkat ederim. Çünkü benim beğendiğim bir ürünü ben tüketiciye sunma imkanı sahip Eyvallah. olurum. Bu durumda şu çıkıyor ortaya. Aslında her ürün tek başına sanki bir özel siparişmiş gibi çıkıyor. Evet, Yani aynen. itinayla Aynen tane öyle. tane. Aynen Vallahi öyle. çok güzel. Şimdi. Bu, özür dilerim, bu tezgahtar olmaktan öte bir şey. Bu usta ve ustanın yaptığı şeyi sevmesi durumu. Şimdi ben belki bir satıcı mantığıyla değil de
iyi bir tüketici mantığıyla bir şey paylaşayım. Ürünü ben seçtiğim zaman iyi bir pazarlamacıyım. Gelen insanı ikna etmeme gerekmez. Ürün kendisi ikna ediyor. Siz bir ürünü eline alırsınız. Binlerce kelime, cümle zahmete girersiniz, zarf edersiniz ama yerini bulmaz. Ben ürünü önüne koyarım. Ürün kendi kendini zaten pazarlıyor. Budur işte. Yani ben değil işim anlatır beni gibisinden. Evet, peki. Marka gittikçe biliniyor. Öyle piyasadan da duyuyoruz. Planlamanızda, yani yakın gelecekteki planlamanızda bayilikler Avrupa genelinde de Almanya genelinde var mı böyle bir fikir plan? Önümüzdeki yıllarda zaten kendi başına her ülkede, her şehirde kendi temsil yerini kuracak. Kendini zaten taşıyabilecek güce sahiptir. Yani o imkanı vardı kendi kalitesiyle. Biz dünya sıralamasına girmek doğal hakkımızdır. Hak ediyorsunuz. Tabii şimdi hepimiz hak ediyoruz. Hatta marka sahibi olan dostlarımız, birçok insan, emek veren hepsi hak ediyor. Dedim ya, biz işte ün hazırlıkları baştan sonuna kadar takip ederek bu işi hazırlıyoruz. Tasarlama zaten bir hayaldır. İnsan hayal gücünü iyi kullanırsan güzel ürünler çıkarırsın. Şey var mı? Merak ettiğim için soruyorum. Yani bilinen markaların belirli dönemlerde kreasyonları olur işte. Bahar, yaz dönemi, ilkbahar, sonbahar dönemi. Bunlara böyle bir itina gösterilerek bir sürecimiz var mı önümüzde? Tabii şimdi benim var. Ben 4 mevsimi ayrı çalışırım. Dört mevsim güzel çalışırım. Eyvallah. Bunu hazır. Şimdi diyelim şu anda kışlığı hazırlıyorum. Yani şu anda yaz sezonu bitti. Şimdi kışlıklarımı iyi bir koleksiyon, güzel bir koleksiyona tüketiciye sunmak için hazırlıklarımız zaten devam ediyor. Biz model hayal gücümüzü değişik klasör olarak koyarız. Mesela dayım diksiyonu düzgün olan bir kişinin stilini belirliyor. Yani burada çeşit çok fazla yani. Tarz da koyabilir. Tarz, yani insanlar karma insanlar, atıyorum gelip kendi stilini kendi belirleyebiliyor burada. Ve ona göre de ürün sunuyor. Ona göre zaten ürün kaliteli. Ama biliyorsunuz diksiyonu oluşturursunuz ama stilinizi belirleyemezsiniz. Stilinizi belirlemeniz için iyi bir ustasına bırakmak lazım. Evet, kesinlikle. İyi giyim ustasının duruş nasıl olur, nasıl yakışır, hangi tarz giyinir? Çünkü ben dikkat ettiğimde genelde işte slim fitler ayrı yerde, regülerler ayrı yerde, bütün gömlek çeşitleri farklı tarzlar. Atıyorum bir ticaret yapan insanın farklı giyimi ya da bir bankacı çalışanın farklı bir giyimi var. Ya da klasik günlük yaşantısına giyinen kişinin de farklı bir tarzı var yani. Ve burada karma yapılıyor. Giyinmeyi bilenler için geçerli bu. Kesinlikle. Yani bir stili oluşturuyor burada. Yani herkes, birisi geldiğinde diksiyonu düzgün olduğu için stilini belirleyip ve o şekilde devam edebiliyor. Yazlık, kışlık gibi devamlı olabiliyor. Yani markayı hak etmenin de arkasında bunlar olmalı zaten kesinlikle. Çünkü diksiyonun düz olmadığı, şimdi belirli markalarda bizler de alışveriş yapıyoruz. Ama istediğiniz kadar o diksiyon, duruş... Diksiyondan buradan seyircimize hemen bir gönderide bulunmak istiyorum. Tarz, duruş, yaşam biçimi, anlayış, yaşam algısını kastediyoruz. Evet, yani sizin nasıl, örnek vereyim. Siz sunucu olduğunuz için sizin bir tarzınız vardır ve seyirciye hitap edilen giymeniz gereken çok şık bir ceket ve çok güzel bir gömleği. Ben ne bulursam vallahi giyiyorum. Ama yani ama bir tarz ve tarzınız vardır. Eyvallah, doğru. Tabii ki doğru. Zorundasınız. Tabii ki, tabii ki. Ve insanlar da sizi takip ederler. Yani bir tarzı ve bir stili var. Karışık markalardan farklı şeyleri kombine ediyor ama bir tarz aslında. Bir sonuç çıkıyor. Evet, bir eyvallah. Stili var yani. Bir albenisi olan bir şey çıkıyor kesinlikle. Peki abi, yani sormak istiyorum. Siz hani meslekte kişilik olarak şeker gibi bir adamsınız. Asla tartışma yok. Ama meslekte zor bir adamsınız. Zor beğeniyorsunuz. Zor karar veriyorsunuz. Ve hatta müşteri seçiyorsunuz. Bunun farkındayım ben. Diyelim ki birileri geldi. Bayi olmak istedi. Hoşuna gitti. Ürünler almak istiyor. Şubenizi oluşturmak istiyor. Ne şartlar var? Neler yapması gerekir? Şimdi şu anda isteyenler tabi var. Daha geçen gün Vispa'dan da bir yere gittim geldim. Tabi geri beğenmem lazım. Birincisi yer çok önemli. İşte alt ştat olan bir yere sıcak bakarım. Yani ciddi bir marka olan bir yerde sıcak bakarım. Peki abi, bayiliğin şartları nedir? Şimdi alt ştat birinci dereceden önemsediğim bir... Yani şehir merkezinde olmalı. Şehir merkezi güzel, hani marka olan çok olan yerlerden. Tabii ki bir markayı bir yere koyduğu zaman belirleyici olması gerekir. İşte en azından yan yana olduğu firmaların da aynı sizin kadar ciddi olması gerekir. İşte normalden bir ürünü tüketen bir yere tabii ki markaya yakışan olan yerlerde biz hitap yani edeceğiz. Sıralamanın başında olması tabii lazım. Şimdi en azından diyelim işte yanımdaki olan bana yakışmalı. Eyvallah. Yani aynı ürünü beraber tasarladığımız zaman keyif almalıyız. Diyelim marka biraz oyunu bakıyor. Tahmin ettiğim kadarıyla bayilikten ziyade ailenin bir parçası gibi olmalı. Tabii. Yani bu işin ailesinin. Şimdi zaten o aile koşul içerisinde olmayan bir yaşam olmasa sıcak bakmak. Şimdi o birinci sırada benim için. Abi konuşulacak çok şey var aslında. Fakat zaman gereği
Ben burada son olarak da senin hem Ramazan mesajlarını hem de varsa dostlarına, sevdiklerine iletmek istediğin onu da alayım. Tabii Ramazan'ın niye geçmesi, tüm İsa alemine hayırlı olması, eyvallah, içtenlikten kardeş, sabır, barış içerisine geçmesini temenni ediyoruz. Ediyorum. İnşallah hepsi olur. Sizin var mı bir dileğiniz, mesajınız? Ben de tüm Müslümanların Ramazan'ını güzel dileklerle geçmesini istiyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür. Çok sağ olun bize kapınızı açtığınız için. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Buraya ziyaretime geldiğiniz için saygı seve duyarım. Seve. Var onun. Seve seve. Saygı duyarım. Eyvallah. Sevgili seyirciler, Seyri Ramazan sizler için sormaya devam ediyor. Bakalım neler olacak.